Efendim bugün Arda ve Ramazan mutfağında yine şahane bir güne hep beraber başladık. Güzel bir köfteli orman kebabı yapacağız. Akşama hazır olacak ve müthiş bir tarif olacak bu. Yanında bir kaymaklı bulgur pilavı tarifi vereceğim size. Kaymak bulgur pilavında ne arar Arda derseniz, yapanlar çok iyi biliyor da yıllardır. Ah ah, olağanüstü lezzetli oluyor. Ve en sonunda da bir ceviz pare yapacağız. Aslına bakarsanız bir nevi şekerpare ile kalbura bastının karışımı güzel şerbetli bir tatlı olacak. Ama gelin önce şu köfteli orman kebabını yapalım. Çünkü bu her şey piştikten sonra için bir 35-40-50 dakika kadar pişmesi gereken bir tarif. Burada yarım kilo kıyma var. Kıymayı azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yarı yarıya düşürebilirsiniz. Ben nasıl isterseniz öyle yaparsınız ama ben yekünde yarım kilodan yapıyorum. İçerisine tuz koydum ve karabiber ilave ettim. Güzel bir köfte yoğurmak istiyorum. Sonra bir tane yumurta kırıyorum. Bunun içerisine kabuğunu şöyle kenara ayıralım. Bağlamak için bir şeye ihtiyacınız var. Ya galeta unu ya da bu panko dediğimiz ekmek kırıntısı bunun için gayet uygundur. Ekledim içerisine. Şimdi bundan sonra ekleyeceğim şeyler aslında bakarsanız hafiften baharatlar. Nedense orada aradım kekiği, burada. İki tutam kadar kuru kekik ekliyorum. Şu bir, şu ikinci tutam. Böyle dolu dolu iki tutam. Arkasından kimyon ekleyeceğim bir parça. Opsiyonel bu bunlar ama ben mesela kimyonu buna yakıştırdığım için bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Çok az değil. Kimyon çünkü baskındır. Tamam. Sonra pek de alışık olmadığımız bir ilave. Ketçap koyacağım bunun içerisine. Ketçap ne alaka Arda diyecek olursanız, ketçap buna inanılmaz güzel bir yumuşaklık katıyor. Yani daha doğrusu yerken köftelerin böyle, bir de şimdi bu uzun sürede pişecek ya, böyle sası sası olmasını engelliyor. Son derece güzel bir yumuşaklık katıyor. Akabinde de şuradaki ocağı da yakayım. Böyle hafiften ısınmaya başlasın yavaş yavaş. Akabinde de bunları yoğurup güzel güzel köfteler oluşturacağım. Herhalde aşağı yukarı ceviz büyüklüğünde falan olacaktır diye tahmin ediyorum. Güzelce yoğuracaksınız her şeyi, tamam mı? Yumurtanın sarısı, ekmek kırıntıları, ketçap. Mesela ön yargılı olmamak lazım mutfakta. En büyük hatalardan bir tanesi ya köfteye ketçap mı konur, delirdi bu çocuk falan. Veya bulgur pilavına kaymak ne alaka? Kaymak tatlının malzemesidir. Yani yemekte olur mu falan. Bunlar çok ciddi hatalar. Çünkü olağanüstü lezzetler aslında burnumuzun dibinde ve biz birazcık kullanmadığımız için bu lezzetleri. Sonra da diyoruz ki ya bu niye öyle olmadı? Niye hep aynı şeyler? Neden bu sıradanlık? Farklılaşmak bizim elimizde. Şimdi yapacağım şey şu. Bu köfteyi böyle güzelce bir yoğuracağım. Akabinde hafiften bundan ceviz büyüklüğünde toplar oluşturacağım. Şunun gibi aldım. Şöyle, tamam. Avucumun içinde bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol yaptım. Yuvarladım. Ceviz büyüklüğünde toplar oluştu. Sonra da bunları buradaki tencerede ufaktan bir pişirmeye başlayacağım. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Bunların dışına tatlı bir renk aldırmak için önden tencerenin içerisine hiçbir şey koymadan hafifçe bir ısıttıktan sonra bir pişiriyorum dışını. En son olarak da birazcık daha güzel parlatmak için bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip öyle bağlıyorum. Ama siz dersiniz ki ben önce pardon yağı eriteceğim, üzerine köfteyi koyacağım. O da kabulümdür. Alın ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Ondan sonra buradaki tencerenin içerisinde şöyle bir dışlarını çevirmeye başlayın. Köfteleri böyle nazikçe dışlarına renk aldırıyorsunuz ama hala içleri çiğ. Yani zaten pişmelerini beklemek biraz saflık olur. Çünkü çok hızlı bir vaziyette dışları tatlı bir renk aldı ama içler çiğ. Fakat bu içler de yemekle beraber güzel güzel ve için için pişecek. Şimdi ben buna yağ koyacaksam bu safhada koymayı daha doğru buluyorum. Çünkü o zaman hem bir güzel parlıyor her şey hem de tereyağı yanmamış oluyor. Çünkü mevcut ısıyla biz köfteleri çevirirken tereyağı bir tık yanabilir. Onu yanmasını engellemek için ben şu son kertede atıyorum ve şöyle tereyağıyla beraber şöyle köfteleri birazcık daha bir parlatıyorum.
Birazcık daha bir canlandırıyorum. Birazcık daha bir lezzetlendiriyorum. Tamam. Aynı zamanda bu mevcut tencerenin içinde de çalışmaya devam edeceğim için tereyağın fazlası da tencerenin içinde kalmış oluyor. Şimdi köftelerin ilk bakımda pişkinlik kıvamı benim için yeterlidir. Hafif bir renk aldılar. İçler çiğ ama bizde işlem doğru. Bir tabağa çıkartıyorum kenara. Çünkü bu tencerenin içindeki hacme ihtiyacım var. Diğer her şeyi bunun içine doğrayacağım ve öyle pişireceğim. Şunu diyebilirsiniz, bu köfteler biraz büyük olmadı mı? Biraz daha küçük yapsak olur mu? Olur. Yani hani bir tık, ya misket de çok küçük olur da misketle bu boyun arasında daha bir orta boyda da gayet rahatlıkla yapabilirsiniz benden söylemesi. Şimdi bunun içinde azıcık tereyağı var ama o benim sebzelerim için yeterli değil. O yüzden sebzeler için de bir kaşık tereyağı koyuyorum. Yani bir kaşık köfteler için koymuştum. Hafif bir parlattım. İçeride hala var. Sebzeler için de bir kaşık tereyağı koyarak işe başlıyorum. Öncelikle şurada 2 adet soğan var elimin altında. Bunu küçük yemeklik doğramıştım. Bunu direkt tencerenin içine atıyorum. Ve kalan bütün lezzetlerle beraber, yani kıymadan hafif dökülen lezzetleri şöyle glaze etmek dediğimiz, çıkartıyoruz ve yeniden soğanın içerisine dahil ediyoruz. Tamam mı? Şimdi soğanı ekledim. Hafiften yavaş yavaş pişirmeye başladım. Orta ısıda. Arkasından bunun içine biraz da sarımsak ekleyeceğim. 4-5 diş kadar sarımsak. Şey yapabilirsiniz. Bunu bir sarımsak eziciden geçirebilirsiniz. Ya da bıçağınızla şu şekilde ince ince kıyarsınız. Ben bu sefer böyle yapacağım. İçeride sarımsağın kendi genel görüntüsünü görmek istiyorum. Çünkü bu bir karma bir yemek. İçinde işte köftesi olan ve bir sürü sebzenin olduğu bir yemek olduğu için sarımsağı da bu şekilde görmek beni hiç rahatsız etmez. Aldım, sarımsağı doğradım ve içerisine transfer ettim. Şimdi her şeyi sırayla içine ekleyeceğiz yavaş yavaş. Önce şu ikisini bir çevireyim. Kontrollü bir ısıda sarımsağın kokusunu bir dışarı çıkartayım. Sarımsağın hafiften kokusu çıktı. Salçaları ekleyeceğim. Sonra da sebzelerini doğrayıp işe devam edeceğim. Efendim bir yemek kaşığı kadar biber salçası koyuyorum içerisine. Sonra bir yemek kaşığı da domates salçası eklerim. Şöyle. Gayet güzel. Hafiften bir tur salçaları kavuracağım. Her ikisini de. Sonra da sebzeleri doğrayıp eklemeye başlayacağım. Aslında tarifte eldeki var olan her türlü sebzeyi kullanabilirsiniz ama ben aromatik olanlardan kullanıyorum. Mesela kereviz sapı diyeceğim, 2 tane diyeceğim. Bu o kadar büyük ki bir tane de benim için yeterli ama ben tarife 2 adet kereviz sapı olarak yazacağım. Aklınızda olsun. Kereviz sapını ince ince doğruyorum. Şöyle. Ve hali hazırda ısınan tencerenin içerisine direkt olarak transfer ediyorum. Adım adım ya sebzelerin bir genel bütün hazırlığını yapın ya da böyle etap etap biri diğerinin ardına, biri bir diğerinin ardına gelecek şekilde doğrayın. Sonra havuç ekleyeceğim. Havucu ortadan ikiye kesiyorum. Tamam. Arkasından bu boyut olur. Havucu da şöyle dilim dilim doğruyorum. Tabii ki sebzesi etine göre daha bol olacak. O yüzden kullanacağınız sebzeleri boyutlarına göre adet ya. Ben şimdi mesela 2 tane havuç koyacağım ama sizin havucunuz eğer aşırı derecede büyükse siz belki bunu tek bir tane büyük havuç olarak da değerlendirebilirsiniz. Ortadan ikiye kestim. Küp küp de doğrayabilirsiniz. O da kabulüm. Şöyle ince ince doğradım. Ve havuçlar da girdi. Şimdi benim elimde birçok farklı sebze var. Ben onları kullanıyorum. Siz olmayanın yerine muadil alternatif bir şeyler koyabilirsiniz. Tamam? İlla bu %100 bu olmak zorunda gibi bir dünyamız asla yok. Her şeyi güzelce bir çevirdim. Sonra devam ediyorum. Patlıcan koyacağım ama bak patlıcanım o kadar büyük ki ben bir tane patlıcan koyuyorum bunun içerisine. Ama küçükse patlıcanınız siz iki rahat rahat koyabilirsiniz. Şu şekilde küpler halinde doğrayacağım.
Tamam. Patlıcanı bir tık daha büyük doğramanızda bir sakınca yok. Çünkü piştikçe hem birazcık yağ çekecek hem de birazcık küçülecek, böyle ufalacak. O yüzden böyle ekleyin. Bunu da doğrayayım. Geride patlıcan. Onu da şöyle her birinde, her bir eklediğimiz sebzede koyuyoruz. Hafifçe bir karıştırıyoruz. Her şeyi bir harmanlıyoruz. Sonra bir diğer sebzeye geçiyoruz. Yemeğin esas güçlü kalemlerinden bir tanesi de içine koyacağımız patates olacak. Ne kadar patatesi adet ya da gramaj olarak çoğaltırsak o kadar içine koyduğumuz nişastayı arttırmış oluruz ve doyuruculuk kıvamını da tabii ki arttırmış oluruz. İki tane de patatesi böyle hafif küpler halinde doğrayarak içine ekliyorum. Onları da şöyle bir harmanlayalım. Burada yaptığımız işlem tabii ki sebzelerin pişmesiyle alakalı bir işlem değil. Sadece birazcık sebzeleri canlandırmakla alakalı bir işlem. Arkasından biberler, mesela bak kapya biber ama o kadar büyük ki, o yüzden bir tane koyacağım. Eğer sizin koyacağınız kapya biber bunun yarısı boyutundaysa iki tane. Yani bunu konuşmaya ve tartışmaya gerek yok. Mutfakta zaten bazı konularda hep inisiyatif almak lazım. Doğru inisiyatifi aldığımız sürece lezzette hiçbir şekilde sıkıntı, dert, tasa yaşamayız. Kapya biberi de şöyle kabaca doğradım. Yemeğin içine girip içeride zaten hacmini iyice kaybedecektir bu. Ve iki tane de yeşil biber. Charleston olabilir, köy biberi olabilir, sivri biber olabilir. Sivri biberse adedini çoğaltırsınız. Ondan da iki tane şu şekilde doğradım ve attım içine. Bir kere diğer malzemeler girmezden hemen evvel şu sebzeleri böyle güzelce bir karıştırıyorum. Eğer sizin de sebzeleriniz birazcık daha yağa ihtiyaç duyuyorsa, ki patates ve patlıcan özellikle yağa ihtiyaç duyar, isterseniz tereyağı, isterseniz zeytinyağı yaklaşık 2-3 kaşık kadar daha ilave edebilirsiniz. İlave ettikten sonra her şeyi şöyle güzelce bir tur harmanlıyorsunuz. Önemli olan şey tencerenin içindeki her şeyin birbiriyle buluşması. O buluşmaya şu anda eriştik. Şimdi bunun sıvılarını ekleyeceğim. Bu önümdeki kasede birkaç tane domates var. Bunların bir kısmını bu tarifte kullanacağım. Bir kısmını da yapacağım. Pilavda kullanacağım. Bulgur pilavında. O yüzden size şöyle söyleyeyim. Burada yaklaşık 2 tane büyükçe boy domatesi tanesi ve suyuyla beraber bunun içerisine koyacaksınız. Şu elimin altında kalsın. Onunla çalışmaya devam edeceğim çünkü. Güzelce bir harmanlayacaksınız. Bu zaten bir kısım sıvılık verecek ama bunun iyice pişmesi için suya ihtiyacı var. Sadece içme suyu değil, ben bunun içerisine et suyuyla karıştırarak bir içme suyu koyacağım. Yaklaşık böyle 3 bardak kadar et suyu var burada elimin altında. 3 bardak kadar et suyunu bunun içerisine ilave ettim. Eğer çok yoğun geliyorsa ekstra bir şey ilave etmenize gerek yok. Ama bir tık daha sıvılık olsun diyorsanız içine 1 bardak da içme suyu ilave edebilirsiniz. Tamam. Şimdi ne yaptık? Bütün sebzeleri güzelce hafiften bir tur soteledik yağıyla vesairesiyle beraber. Sonra suyunu çektik çünkü bu tarif özellikle patlıcandı, patatesdi, bunlar su sever sebzeler. Onları da yaptık. Şimdi köfteleri de işin içine koyacağız, karıştıracağız ve ağzı kapalı 40-50 dakika kadar pişireceğiz. Ama böyle tariflerde size önerim içine koyacağımız defne yaprağıdır, tamam mı? Bir tane şöyle irice boy bir defne yaprağını aldım, içine ekledim. Çok ciddi lezzet katacak buna. Hiç baharat koymadım şu ana kadar bunlara. O yüzden ihtiyaç duyduğunuz kadar tuz ve karabiber ilave edeceğim. Ve
En son olarak da şurada gördüğünüz bir bardak kadar da donuk bezelye ilave ediyorum. Bezelyeyi en sonda koyuyorum çünkü bezelyenin zaten çok canı yok. O hızlıca pişecek ve hatta mevcut suyunu da azıcık bırakacaktır. Rengini de döndürecektir. Akabinde köfteler giriyor işin içine. Böyle dolu dolu tencerenin içerisinde her şeyin kendine ufak ufak yer bulacağı bir yemek. 2 litrelik tencere. Oh şahane. Gayet de güzel vaziyette doldu. Bir şimdi köfteleri çok parçalamadan her şeyi bir alt üst edeceğim. Önden pişirip kenara almanın da avantajı işte bu. Bunu bu hale getirdikten sonra genişçe bir tencereye veya genişçe bir fırın kabına yayarak fırında da pişirebilirsiniz. Ama tabii ki çok daha uzun sürede pişecektir. Ocakta bunu hızlı pişirmek daha kolay pişmesini sağlayacak. Ben şimdi bunu şu tarafa aldım, tamam mı? Altını bir kez daha yakıyorum ve kontrollü bir ısıda her şey tıkırdadıktan sonra orta ateşte 40-50 dakika kadar pişireceğim. İçindeki bütün sebzeler kendini bırakacak, hacmini kaybedecek ve süper bir kıvama gelecek. 10 numara 5 yıldız. O pişerken ben hızlıca bugünkü diğer tarifim olan ceviz pareyi yapmaya başlayabilirim. Ceviz pare aslına bakarsanız bir tür, tırnak içinde söylüyorum, şeker pare. Ha, o yüzden de şeker pare olduğu için bir şerbeti var bu arkadaşın. Şerbetinde çok şekerli seviyorum diyorsanız daha da arttırabilirsiniz şekerini. Ama burada yaklaşık böyle 3 bardak kadar toz şeker var, tamam mı? 3 su bardağı toz şeker. Ben daha hafif istiyorum diyorsanız 2,5'a düşürün ama daha da aşağı düşürmemeye çalışın. O zaman böyle çünkü eksiklik alıyor gibi. Bunun üzerine şeker, ilave ettiğim şekerden bir tık fazla su ekliyorum. Yani 1, 2, 3 ve 3,5 bardak gibi. Hadi ya da 4 bardak gibi. Çünkü ben böyle tatlılarda birazcık en sona kaldığında şerbetin tabakta güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer siz de benimle aynı kafadaysanız bir tık daha fazla ekleyebilirsiniz. Şimdi şeker iyice eridi. Şerbet hafiften birazdan tıkırdamaya başlar. Ben şimdi tatlının gövdesini yaparak işe başlayacağım. 3 su bardağı kadar un var. Bunun içerisine yaklaşık böyle 1 su bardağından 2 parmak eksik irmik ekleyerek devam ediyorum. İrmiğin üstüne 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Şimdi şerbette şeker var ama ben birazcık da pudra şekeri ekleyeceğim buna. Çünkü kıvamını tutuyor, biraz da şey yapıyor, yumuşatıyor. Yani hafif sulandırıyor diyeyim tarifi. O yüzden şuna da böyle 4 kaşık kadar pudra şekeri ekliyorum. Şöyle kuru malzemenin hepsini güzelce bir karıştırdım. Bunun içerisine bir de ceviz ilavem var. Cevizi hem içine hem de üstüne ekleyeceğim için her iki tarafta da kullanacağım. İçine ekleyeceğim cevizi birazcık kıyacağım. Üstüne ekleyeceğim cevizi bütün vaziyette bırakacağım. Burası böyle kuru malzemelerimiz, tamam mı? Şimdi bunun içerisine tereyağı ve yumurta ilavem de olacak. Tereyağı oda sıcaklığında çünkü benim kolay yoğurmam için bu önemli. 150 gram kadar tereyağı ilave ediyorum içerisine oda sıcaklığında. Ve 2 tane de yumurta kırıyorum. Şu bir. Şu da ikinci yumurta. Şimdi hafiften her şeyi güzelce bir harmanladıktan sonra bu arkadaşı başlıyoruz el yordamıyla güzelce yoğurmaya. Arzu ediyorsanız önden yumurtayla şekeri birazcık da tereyağı da ekleyerek güzelce harmanlarsınız. Ondan sonra da kuruları ekleyip yoğurursunuz. Ya da böyle çala kaşık girersiniz. Her şeyi güzelce yoğurursunuz. Birazcık parmaklarınız ve elleriniz kirlenir ama aslında o kir değildir. Elin lezzeti işin içine katar. Güzelce yoğuruyorsunuz ve iyi bir hamur elde etmeye çalışıyorsunuz. Şöyle gibi ne olsak ne oldu? Şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 sıra, 3 sıra ve takriben 4 sıra gibi
oldu sayılır. Şöyle bir fırın kabım var. Bunları bu şekilde bir yuvarlak yapıyorum. Hafif böyle birbirleriyle aralıklı olacakmış vaziyette diziyorum. Tamamen mükemmel yuvarlaklar ya da böyle hani pürüzsüz bir dış yüzey hayal etmiyorum. Aksine böyle bir hafif pütürtülü bir dış yüzey daha da çatlayarak ve güzel açılarak pişecektir. Şimdi şöyle yapacağım. Bunların üstüne birer parça ceviz koyacağım. Tam olmak zorunda değil cevizler. Ama şöyle üstlerinde hafif içine doğru bastırarak içine alacak vaziyette cevizler olması lazım. O yüzden ilk başta çok fazla bunlara bastırmamıştım. Sadece böyle birazcık yuvarlak yaptım. Şimdi cevizleri eklediğim zaman zaten bunlar hafiften biraz basılıyorlar ve çatlayarak açılıyorlar, tamam mı? İçine koyduğunuz şerbeti de piştikten sonra bu çatlaklar ve bu güzellikler çekecek ve biraz da zaten şişecek bu arkadaşlar, tamam mı? O yüzden şu üstlerini güzelce hafif içlerine doğru bastırın. İçine koyduk üstüne ne gerek var diye düşünmeyin. Sunumda da çünkü gerçekten güzel bir etki veriyor. İşlem tamam. Evet. Gayet güzel. Şimdi burada şerbet de kaynadı. Bunun altını kapattım şerbeti. Şöyle bir karıştırdım. Birkaç damla limon suyuyla da bağlarsanız son derece güzel olur. Bu arkadaşın fırına girmeden önce küçük bir işlemi var. Şurada yumurta sarım var. Üstlerine yumurta sarısı süreceğim. Ama sadece yumurta sarısı değil. Yumurta sarısının içerisine bir kaşık ayçiçek yağı ekleyeceğim. Çok fazla değil. Şu kadar. Sonra fırçayla ayçiçek yağıyla yumurta sarısını açıp şöyle kenarlarını güzelce süreceğim. Ve 180 derecelik fırına atıp yaklaşık bir 25-30 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Ben genellikle bu tip tatlıları fanlı ayarda pişiriyorum. Size de öneririm. 180 derecede 25-30 dakika fanlı ayarda pişecek. Sonra çıktıktan sonra soğuk şerbetle buluşacak. İşlem tamamdır. Her tarafını güzelce bir bezeyin şöyle. Oh, mis gibi. İyice renk alacak. Kenarları, köşeleri de. 10 numara 5 yıldız. Evet, şimdi attım bunu fırına. 25-30 dakikaya saat kurup hemen bulgur pilavını yapmaya başlayabilirim. Şimdi pilav tenceresini aldım, geldim. Altını yakalım ve hafiften tencereyi burada güzelce ısıtmaya başlayalım. Kaymaklı bir bulgur pilavı yapıyoruz. İçinde tereyağı da var ama esas olay içine koyacağımız, sonda koyacağımız kaymak. Çünkü İtalyanların risottosu vardır. Yani böyle en sonda içine tereyağını koyarlar, bağlarlar, kremamsı bir yapıda olur. İşte bizdeki kaymak da ona böyle bir yapı verecek ama en sonda. O yüzden ona gelene kadar önce doğru işlem ve doğru uygulamayla şurada tencerenin içinde işe başlayalım. Bu bir bulgur pilavı olacağı için tabii ki bulgur pilavının en baba yardımcılarından bir tanesi içerisine koyacağınız tereyağıdır. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyarak tencerenize işe başlıyorsunuz. Buna başka bir ayçiçek yağı ya da benzeri tarzda bir yağ gerek yok. Sadece tereyağı bizim işimizi görecek. Tereyağı eridi. Sıra soğanda. Ben genellikle bulgur pilavlarının soğanını bir tık kalın doğrarım. Yani yine yemeklik ama az evvelki gibi kullandığım ince yemeklik gibi değil. Yani yemeğin içinde ya da pilavın içinde dağılsın, gitsin gibi değil. En son piştiğinde bile yerken tabii ki pişmiş vaziyette ama hafif o soğanın soğan olduğu belli olsun diye. Şimdi ilk başta bu soğanı birazcık yağda çevireceğiz ve onu hafiften bir terleteceğiz. Soğanı birazcık terlettikten sonra salçayı koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası giriyor içine. Salçayı da hafiften bir kavuralım. Biraz yağını salsın. Birazcık böyle o diriliğinden kurtulsun. Hemen arkasından domatesi ekleyeceğim. Şimdi domates koyuyorum. Yaklaşık 2 adet domates girdi. Onu da şöyle bir tur çevirdim. Hemen akabinde sıra geldi bulgura. Pilavlık bulgur. Yaklaşık 2 su bardağı kadar var burada. Hafifçe bir sudan geçirdim. Tamam.
Onu da ilave ettim içine. Güzelce bir karıştırdık. Tuzunu ve karabiberini verelim. Birer parça tuz karabiber kafidir. Ben bir de garanti topu olsun diye domatesin hafif ekşiliğini kırabilmek için şöyle bir tutam kadar da, çünkü domateste domates salçası da birazcık ekşimtırak olduğu için abi, bir tutam da şeker ilave ediyorum. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Bu ekibe nane de inanılmaz yakışır. Ama şu an değil, en son kertede eğer ekleyeceksiniz, nane ekleyeceksiniz. Ve tabii ki kaymak. Nerede kaymak? Arda kaymağı koymadı. Yok, kaymağı en sonda koyacağız. Yani demlenirken koyacağız. O zaman böyle ıslak ıslak, yapış yapış çok güzel bir pilav olacak. Buna su şöyle koyuyoruz. Yaklaşık 2 bardak kadar et suyu, tavuk suyu, sebze suyu, artık hangisinden isterseniz. 1 bardak da su ilave edeceğim. Normalde bulgur pilavına 1'e 2 su koyarım ama içinde domates de var ya, o domates de hafif sulandıracak bunu. O yüzden daha da fazla su koymaya gerek yok. Şimdi sularını da ekledikten sonra her şeyi karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve bunu güzelce pişsin diye burada bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda piştiği zaman her şeyi, bir kapağını açacağım. İçerisine yaklaşık 2 ya da 3 kaşık kadar kaymak koyacağım. Tercihinize kalmış. Karıştıracağım. Nanesini koyacağım ve demlenmeye bırakacağım. O zaman mükemmel bir lezzet olacak. Harika bir bulgur pilavı, hem de kaymaklı. Yanında şahane bir kebap, hem de ocakta pişiyor. Biraz sonra hazır olacak. Tatlı da fırında, hem de kabara kabara geliyor. Şerbeti çekti mi olay çiçeğe bağlayacak. Nefis bir sofra az sonra karşınızda. İşte karşınızda Arda'nın Ramazan Mutfağı'nın olağanüstü güzel lezzetleri. Harika bir köfteli orman kebabı, yanında bir kaymaklı bulgur pilavı ve en sonunda da bu şahane tatlı cevizpare şerbetini vereceksiniz. Ondan sonra da bir kaşıkla çektikçe üstüne ekstra vereceksiniz ki yavaş yavaş, sadece alttan değil üst tarafından da şerbeti iyice içerisine çeksin. Soğuduktan sonra da sofraya gelmeye hazır. Peki bu tariflerin detaylarını nerede bulacaksınız? Tabii ki her zaman olduğu gibi Instagram'daki Arda Türkmen sayfasında. Hem bugünkü hem de bundan önceki tariflerimle ilgili buyursunlar efendim, sizi oraya bekliyorum. Oradan gerekli yönlendirmelerimi yapacağım. Eğer bugünkü sofrayı beğendiyseniz ve bunları ben de yaparım diyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yarın yeni bir Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda görüşüp harika bir iftar sofrasını hep birlikte kuruncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Yarın Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda acayip lezzetli bir gün olacak. Önce bir yağ mantısı yapacağız. Mükemmel kızaran, çok lezzetli bir yemek. Yanında onu biraz hafifletsin diye bir bezelyeli enginar tarifim olacak. Çok sevdiğim bir zeytinyağlıdır. Ve en sonunda da pekmezli bir irmik tatlısıyla tatlının hakkını vereceğiz. Yarın bence Arda'nın Ramazan Mutfağı'nı kaçırmamalısınız.